Buradan o ses Türkiye'ye de selam olsun. Nereden aklına geldi? Nereden geldi? Evrim'ciğim bardağını kenara çek de seyircimiz görsün her şeyi. Rejiden rica etsem Evet. <laughs> evet. Şu an yayın başlarken <laughs> abi yayın. bana bir çay diye <laughs> Evrim gördüğünüz gibi orada ince belli bardağında hayallik çayı içiyor. Nereden olsun. nereye geldim aynen, aynen. gördünüz mü? Bir çay bir çay derken. <laughs> Diyorum şimdi... size bu masadaki herkes için geçerli benim için de değil hatta tüm Survivor'lar için biz bedel ödedik kolay bir şey değil. Kolay yaşadıklarımız söylenemez. <gülüyor> <Doğru> <gülüyor> mi? Vallahi bedel ödedik be. Hay peşimizden, peş hayallerimizin peşinden koştuk. Diyelim. Armut piş ağzına düş olmadı. Hiç, Hiçbirimiz şey, şey, evet. için. Hiç hayatta zaten hiçbir şey çaba sarf etmeden emek vermeden kolay kolay elde edilince keyfi olmuyor. Biz de emek verdik. Hani diyordum ya edilmiş. o parkura gidene kadar anan ağlıyor anan. O Survivor bitirene kadar anamız ağladı yani. Bittik artık. <laughs> Dışarıdan ve televizyondan izlediğiniz gibi asla kolay değil. Evet. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Dün ödül olarak da Lasternas gittiler. Evet bizim e gittiler. Aynen, 2015'te biz Survivor oradaydı. orada geçirdik. Çok şanslısınız. E, şöyle düşün. Şu an Survivor'ın çekildiği yer ...Domini'nin e, güneyi. Yani biraz da Antalya gibi, Bodrum hı hı. gibi, Kaş Kalkan hı hı. gibi biraz daha güney ve sıcak bir yer. Bizim e, olduğumuz yer Lasternas Karadeniz gibi. Hı hı. Sürekli dalga, fırtına, inanılmaz e, yağmurlar, biraz daha soğuk hava. Daha soğuktu. E, ama bilmiyorum çok değişik bir enerjisi var. Bize bizi en çok zorlayan e, adadan oyun alanlarına gelmek için. Öyleymiş. İki Var saat ya. falan gittiğimiz duruyormuş. oluyordu tekneyle Ağlıyorduk dalgada falan. Ya. Sinir bozukluğu ama ben oraya gezmeye güzel bir gittim. Sınavda. Vlog çektim Las Teranas'a. İki kere gittim. Şanslıyım. Gördüm oraları. Ne güzel, ne güzel. E, dün yarışmacılarımız da ödüle gittiler. Onu da izleyeceğiz ama önce bu akşama gidelim diyorum. Tamam. Bakalım bu akşamın ipuçlarında neler varmış. Evet yine e, duygusal bir evet. iletişim oyunu var akşam ve e, tabii ki eleme adaylarımızın son durumu belli olacak. Ne diyorsun Evrincim akşamın ipuçlarına. E, her ne kadar ailelerini canlı kanlı görseler de dediğim gibi mesela sevgilisiyle görüşemeyen, evet. yakın arkadaşıyla görüşemeyen, ablası gelip de annesiyle babasıyla konuşamayanlar vardı. E, her zaman değerlidir ya. Bugün anneni gör. Yarın yine ödül var deseler ben yine annemi görmek için o ödüle elimden gelen her şeyi yapardım. Çünkü aynen, aynen. benim şu hayatımda annemden, babamdan ve kardeşimden daha değerli kim olabilir ki? Evet. Ve onların çekirdek aileleri. Ama Kardeşimin çekirdek ailesi. Biri olacak. Allah, o da nasip Allah, Allah nasip ederse. O da ailesi yani, olmuş gerçekten, olacak Gerçekten evlat çok başka bir şey. Her gün sana Lila'yı görmek için iletişim oyunu oynatsalar. Daha dün gördüm ya Lila'yı. Bugün kendimi çok iyi hissetmiyorum. Çok saldırmayacağım oyuna. Ne de olsa dün konuştum der misin? Yani demezsin ama tabii o da. Yani demezsin tabii. Demezsin değil mi? Lila olunca karşılar durur. Şimdi biz yarın işte kampa gideceğiz. Onda bile insan bir gün bir yere gidecek. Ya. E, ayrı kalmayı düşünüyor mesela aklına geliyor. O soracak şimdi şey, babam nerede falan. Her neyse yani şey e, ne derler dediğin gibi e, her iletişim aslında önemli. Ben aslında dün bir şey söyledim ama e, biraz da hani e, kendi Survivor kafama ihanet etmiş oldum. Onu da açıklığa getireyim. Dün şey dedim e, zaten ailelerini gördüler. Hı. Bundan sonraki iletişim hı hı. ödülü hani çok da e, etki yapmaz yarışmacılarda hı hı. dedim. Aslında seyircide etki yapmayabilir ama yarışmacı da etki evet, yapar. Evet. Yani orada bir ters söyleme takıldım galiba kafamı hani aklıma gelmişken hı hı. kendim de düzelteyim çünkü e, dediğin gibi <laughs> iki gün sonra tekrardan e, birini özleyebiliyorsun. Bir de çoğunun ablası kardeşi geldi. Anne baba başka bir şey burada zaten çocuğu olan bir asena var bildiğim kadarıyla. Yani asenanın çocuğu geldi o bir başka bir noktada ama diğerleri genelde hani anne baba değil de erkek arkadaş, kız arkadaş, abla abi geldi. E öyle bir durumda da eş geldi ya da öyle bir durumda da anneyi babayı merak ediyor olabilir e o yüzden her iletişim oyununun farklı bir olayı var ya şunu düşünüyorum Bazı acaba eleme gününe iletişim oyunlarının olması e, o da çok garip bir psikoloji hep ya. öyleydi bizde de hep, Bizim evet, 2015'lerden evet. beri yani öyle. İletişim oyunu elemeden hemen önce oynanırdı Hatta şey böyle potada falan olduğumda derdim ki yani göremesem de şu anda eğer elenirsem zaten annemle babamla konuşabileceğim. Onun böyle arafta kalmış şey halini tabii. yaşıyorsun. Tabii. O hep öyle yani yıllardır değişmedi. Sen bir de kaç pota geçirdin evim kolay değil 13 pota yani sen her iletişim oyununa aday olarak oynadın evet. neredeyse yani. yani <laughs> doğru. doğru değil mi? Doğru. Bak, doğru. Hani Survivor'ı 20-22 hafta düşünürsen... E son 4 bölümde de olmasan 16 bölümün 13'ünde sen zaten aday olarak Doğru. iletişim oynamışsın. Doğru. Vallahi helal olsun ha. Bence takdire şayan bir şey. Geçen sene örnek vermeyi istemiyorum çünkü bazı arkadaşlar kızıyor. <laughs> Benzetmek lazım yani. ama. E, bence çok büyük bir şey. 13 kazanmış kota kazanmış mıydın peki iletişim ödüllerini? Evet. Hı. İyi var evet. en azından. Annemin videosu, kardeşimin, kardeşimin eşi Bartu'nun hep onları görmüştüm. Biz şanslıydık mavi takım olarak. Evet. İletişimleri kazanmıştık evet peki eleme adaylarımız konsey var akşam akşam konsey var artık e, ya Herro ya Merro üç tane çok kuvvetli yarışmacı demin de söyledim Aziz, Nefise, Cansu kim giderse üzülürüz diyebileceğimiz bir pota ama Survivor'a baktığın zaman ha, dersen ki burada en az kim hak ediyor e, ben biraz da Aziz'dir hı hı. yani e, Cansu %53-54 oralarda performans olarak artı tavır olarak da olumlu şeyler yaptı Hatası yok. Bak bu çok kıymetli bir şey Survivor'da. Yani e, 30 kişide en fazla 2-3 kişide. Mesela ben bu sene ilk elenenleri geçiyorum. Çünkü az yaşadığı için zaten hata yapma bir de ilk günler herkes Rusatı el ele lay, lay loom, şirinler Hı -hı. gibi benim gibi mavi giymiş takılıyorlar böyle. <laughs> bu sene şimdi süreye baktığım zaman bence hatasız olan e, Özgür var, Cansu var bir de Zeynep vardı mesela. Evet. Zeynep evet. de bir garip bir hata yaptı Ertuğ yazarak. O da sonra o kadar pişman oldu ki biz hissettik hı hı. onu yani. Yanlış anlaşılmaydı o. Yani e, hatasız olmak bence bir e, başarıdır, meziyettir. E, Özgür'ün bir kere sinirlendiğini hatırlarım. Cansu'nun sakatlığıyla ilgili benim hissiyatım ona inanmaktan yana açık söyleyeyim. Hı hı. E, ve e, iyi kalpli olduğunu konuşmalarında, tavırlarında hep belli ediyor. Yani e, bu iki yarışmacı bu sene Survivor'ın kalitesini bence yukarı çektiler. Evet. Çünkü e, yani örnek insanlar baktığında Özgür ve Cansu ya herkes örnek ama iyi tarafları daha fazla olan insanlar bana göre Özgürle Cansu Hı -hı. Tabii. yani Özgür tam donanımlı biri hem e, tecrübesi hem parkur tarafı Cansu da tam donanımlı olmasa da iyi niyetiyle kalbi tam donanımlı biri evet. Aziz e, çok so şey Felsefi söylemleri var ama performans eksik. Bir ara evet bir 20 gün parladı ama e, bana göre Survivor'daki hani üst ya da orta sınıf değil daha başarısız sınıftaki erkek yarışmacılardan biri e, söylemleriyle biraz üstüne gidildiği için bu olayların içinde e, kendi adına doğru bir duruş sergilediği için burada olduğunu düşünüyorum. E, yani nefise bence gitmemeli. Hı hı olur da giderse bu senenin en büyük sürprizi olur. Ve bazı yarışmacılar için e, ya erken elendi, bence o da gönüllerin şampiyonu. Hoş bu sene orayı biz barışa verdik net olarak. Çünkü çok büyük bir azim, çok evet. büyük bir mücadele evet. örneği. Yani Bir yarışmacı geliyor e, tek bacağı amputeyken bu yarışmada e, mücadele veriyor. O başka bir hikaye. İnşallah onun filminde de seyrederiz. Abi, Survivor inşallah. olayında. Ama e, Nefise'nin ki eee yani Nefise şu an elenirse ben kupanın kulbunun Nefise'nin olduğunu düşünüyorum. Yani kazanan kişi ilk bakışı Nefise'ye atar. Hani dostum senin de hakkındı biliyor musun gibi bir hmm. bakış atmalı. Yani o anlamda güzel bir Survivor geçirdi. Hataları var mı? Var. var. Ee, onu da bazen gençliğine verdik. Ee, ya bilmiyorum tabii. Hani benim tasvip ettiğim saygı ve tavır unsurları nefise de yok açık söyleyeyim. Bak, yani o anlamda Maalesef. bu üç yarışmacı arasında bile bana en uzak Nefise. Ama e, iki yarışmacıya göre performans anlamında çok üst seviye. Hı. Yani bizim bugüne kadar Survivor'ın gelmiş geçmiş en iyisi dediğimiz yarışmacılarla yarışsa yarışır rahat rahat. yani Sırıtmaz yani Hiç aralarında sırıtmaz. asla. O yüzden e, Nefise ise e, parkur anlamında seyir zevkim çok kaçar. E, bence Aziz'in ...biraz daha gitme ihtimali yüksek gibi duruyor. Cansu'yu nasıl değerlendiriyorsun? Cansu'yu mu? Ya demin dediğim gibi kalbi çok temiz, performans olarak da yani e, hep aynı şeyi söylüyorum. Burada Kemal abi hiç unutma, bize böyle demişti ya siz Cansu Cansu diyorsunuz ama bakalım bir izleyelim demişti. Evet. Ya Kemal abi dedik yani görünen köy kılavuz istemez. Cansu'da öyle bir potansiyel yok. Hı -hı. Bir de çok sakin, iyi niyetli. Nalim. Hani Filmlerde ilk önce ormanda sarışın kızı korku oradaki, he, Korku filminde böyle hop bir anda yok olur ya ilk böyle ormana <laughs> la 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 ile girer böyle hop diye alırlar. Sana <laughs> bir şey, sana var ya seni gören geri döner ve be, korkar. <gülüyor> <gülüyor> ben, ben Benim üzerimden bakıyorum. şimdi ben hayır hani, Cansu'yu acıdım.